Arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni D7'nin arkadaşlar yani Doktor Doom maceralarının ikinci haftasının ilk günü. Evet biraz nınlı oldu ama artık hayırlısı abi böyle oldu. Burada arkadaşlar mini boss, boss'tan çok daha sıkıntılı. Neden? Mini boss'taki taş adam arkadaşlar büyüleme karosu var. Onu birazdan göreceğiz arkadaşlar. Yani birçok kişinin döküldüğünü gördüm, duydum vesaire falan arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bizim yolumuzda ilk başta arkadaşlar sert karşılık, kanama zayıflığı ve güç kazanmada Magneto var arkadaşlar. Bu yoldan gidiyoruz. Ekibimiz Corvus Glaive, Sunspot ve 4 Yıldız Kuek arkadaşlar. 4 Yıldız Kuek buradaki en önemli muhabbet. Evet D7'nin ilk günü 60-70K arkadaşlar. Rakiplerin sağlıkları 60-70K. Bu yüzden Türk ittifakları biraz cesur olursa yani 60-70K gözünü seveyim abi. 4 yıldızlarla bile alırsınız yani. Çok aman aman bir şey. Zaten yakın zamanda bunun 8. seviyesi gelecek arkadaşlar. 8. seviyesinde nerede oluyor? Okumuş muydum? Duymuş muydum? Videosunda mı görmüştüm? Ya videoda gördüm ya bir forumda okudum. Öyle proje aşaması falan başlamış. Hatta belki ortalarına falan gelmiştir. Neyse yani kolay bölüm abi. Her türlü geçersiniz. Sıkıntı yok. Yeter ki uygun. Karaya uygun hero. Başka bir şey değil. En kötü İlk gün D7 açın ya. Bitirirseniz olur, bitirmeseniz olur. Gözünü seveyim. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Magneto'yu Corvus abimizle gıdıklarsak eğer arkadaşlar biz buradan bir yük çıkartırız. Tabi %200 karası olduğu için biraz nazlı. Biraz nazlı buradaki. Magneto'nun tipine bakar mısın ya? Saatlerce lever atmıyor. Tipsiz. Tamam. Hop. Şimdi %200 güç var olduğu için sakin oynamak lazım. Sakin oynamak lazım. Corvus abi buradan ekmeğini taştan çıkartır o. Olmadı metalden çıkartır. Tamamdır. Magneto'yu gıdıklıyoruz. Ve böylece arkadaşlar bir yükü toplamış olduk. Haydi bakalım hayırlı olsun. Yukarıda örümcek gibi var. Lakin arkadaşlar buradaki karo zayıflatıcı istiyor. Yani rakibin üzerine bir zayıflık takviyesi atman gerekiyor. Bunun için de hem özel bir ustalık var. Hem de özel kaliteler var arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yani biraz actionlı. Devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi önemli olan aslında buralarda yola uygun karakter seçmek. Yola uygun karakter seçtiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yok. Çatır çutur gıdıklarsınız. Ve Hela var karşımızda. Yine 60K. Yani D7 deyip böyle gözünüz korkmasın abi adam 60K gözünü seveyim yani hangi 4 yıldız 60K vuramazsınız yani en fazla atacağınız 2 tane L2 olacaktır. Biz abartı bir şekilde hani R5 Corvus'la giriyoruz ki kafamız rahat olsun. Yani ekip geniş hiç action'a gerek yok. Yani bana sorarsanız abi en azından ilk günde ya D7'de 4 yıldızlarla eşya bile sanmıyorum yani harcanacağını yani. Ama karaya uygun karakter ve el becerisi de yani kollu olmanız lazım o kolsuzlar gibi. Olmamanız lazım arkadaşlar. Kolunuz olduğu sürece sıkıntı yok. Eminim ki birçok kişi mini boss'taki taş adamda çok zorlanmıştır. Çok kimle geçeceğine dair bir sürü teori üretmiştir. Tabii biz canlı yayına döndük arkadaşlar. Canlı yayında mini boss'u nasıl 4 yıldızı teklediğimizi yok lan tekleyemedik. 18K sağlığı kalmıştı geriye. Sonra girdik süre bitti. Süre yetmemişti. Neyse. İkinci olarak da Hela'yı gıdıklıyoruz arkadaşlar yolumuzun üzerinde. Hemen arkasında Magneto'nun da karosu kalkmış madem. Ona da bir uğrayalım. 66K gibi çok çok küçük. Çok çok yüzüğü bir. Bakıyorum oraya girecek olan diğer arkadaşın Corvus'u var mı? Corvus'u varsa ona bırakacaktım. Corvus yokmuş. O zaman girip dövebiliriz abi. Sıkıntı yok. Yani gerek ittifak savaşında gerek ittifak mayasında ekibinizle beraber mutlaka koordine olun arkadaşlar. Mutlaka koordine olun. Birbirinizle mesajlaşın ki sağlam gitsin. Hem arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesi güzel bir şeydir. Türk ittifakları açısından güzeldir abi. Tamam. Burada bugün Magneto'nun %200 güç barı da yok. Çok da yapacağı bir şey yok zaten. Bir tek kopya özelliğine dikkat etmek lazım. Yani böyle çok dünya kadar hasar veremezsiniz seni Corvus'un L2'siyle. Ona dikkat edin. Magneto'nun kopya özelliğinin espriso hasarı küçültmesi. Yani belli bir hasarın üzerinde yememesi arkadaşlar. Magneto'nun esprisi. Burası da tamam gibi gözüküyor. Devam edelim bakalım. Sonra mini boss arkadaşlar.
Burada minibosa biraz girmişler. Tır tıklamaya çalışmışlar minibosu. Tabii her zaman söylüyorum abi. Tıklamaya devam ediyorlarmış. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Yani bir yere gidecekseniz karaktere uygun, karoya uygun, karalar seçmeniz lazım. İyi tır tıklamışlar. Bayağı bir gondiklemişler taşıdığımı. 270'den 200K'ya düşmüş. Arkadaşlar dikkat ederseniz karakterin karosunda L1 engellenemez. Kinetik aktarım. Siz siper atsanız bile adam güç barı dolduracak. Ve yüzde büyüleme karosu. Çok önemli. Kuyek'le giriyorsunuz abi. Kuyek'le giriyorsunuz. Bak 4 yıldız Kuyek'le. Kuyek'in sloganı neydi arkadaşlar? Hareketler seri ve inceden. 4 yıldız Kuyek. 5 yıldızlı savaşta. Savaş videosunu izlemediyseniz tavsiye ederim abi. Onu da izleyin. Bir de beğen butonuna kafa atarsanız memnun oluruz. Yani niye olmayalım ki? Dört yıldız minnacık bir Kuyek. Ghost kocaman taş adamı. Arkadaşlar dediğim gibi bloğunuza vursa kinetik yani reaktörden dolayı çok hızlı güç barı dolduracak karakter. Siz normal rakibe atağa kalksanız yine sıkıntı yaşayacaksınız. Niye? Çünkü kaçacak. En iyisi şu anda Kuyek. En iyisi. Eğer kaban bu karakter, bu karoya gerçek saldırı getirirse zıçtık. Yapacak bir şey yok. O zaman patladık. Başka kimlerle deneyebiliriz mesela? Dişi Hulk'la denenebilir. Gece Maymun'la denenebilir. Örümcek Given'a denilebilir. Emma Frost'a hiç özel saldırı atmayacaksınız. Güç barınız dolu olacak ki kaçışları engelliyor arkadaşlar Emma Frost'un özelliği. Emma Frost olabilir. Onun dışında Given Pull olabilir ama Given Pull'un yani en az 30-40 komboya falan çıkması lazım. Hatta 50 komboyu bir şekilde yapmanız lazım. Veyahut da gerçek saldırı açmış bir Corvus Glaive arkadaşlar. Gerçek saldırı açmış bir Corvus Glaive ki o da bir yere kadar yani yükleri bitince o da patlayacak. Yani şu anda en iyisi Quake. En iyisi Quake. Ama dediğim gibi She-Hulk, Örümcek Given ve Gece Maymunu'nda oldukça güzel alternatifler. Onu da baştan söyleyeyim. 4 yıldız Quake. Hareketler seri ve inceden. Bakalım 4 yıldız Quake taş adamı 200K'sını alabiliyor mu 3 dakika içerisinde? Son 1 dakika %22 sağlığı kaldı. Alacak gibi gözüküyor. Ben canlı yayında buranın ikinci minibosunu aldım arkadaşlar. İkinci minibosunu fullden girmiştik Quake'le. O canlı yayından görüntü almayacağım. Çok uzun sürüyor şimdi. Nereden bulacağım onun dakikasını falan da filan da. Canlı yayın esnasında gündüzden atlıydık. Tamam bunu gıdıkladık. Ama şunu söyleyebilirim. 4 yıldız Quake takriben arkadaşlar taş adama 3 dakika içerisinde yani 250-260 belki 270K civarında hasar veriyor. Onu baştan söyleyeyim. Tabi kanama zehir açık haldeyken, kanama zehri kapalıyken yani bu hasar çok düşer. Yani atıyorum 250 değil de 150'ye falan düşer. 150'yi bile göremeyebilirsiniz ben size söyleyeyim. Kanama zehri bu bağlamda çok önemli. Quake zaten sıkıntı yok abi. Özel saldırı atmıyor ki. Her türlü Quake'e atılır. Ve arkadaşlar burada taş adam Gundis'ini tokatlamış oluyoruz. Quake savaşta yarın... Mesela bak Ghost da olabilir. Aynen Ghost'un da kritik de yani vur çekil yaparsanız kaçışını engellemiş olursunuz arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim. 4 yıldızla ne kadar aldığımızı yazdık burada falan filan. Devam ediyorum. İkinci arkadaşlar yakma yolu. Peki neydi? Rakibe yakma vereceksiniz. Rakibe yakma vermezseniz saldırılarınız çok büyük bir oranda düşüyor. Ne kadar düşüyor? Bakalım şuradan. Ha yok. Burası yakma bağışıklığı yeriymiş. Yakma bağışıklığın olmazsa 30 saniyede patlıyorsun. Rakibin yine 76K var. Yani yakma bağışıklığı işte. Alsan spotu bak keyfine. Yani R5 sunspot her türlü ateş eder burada. Bam bam bam. Mesela buraya birçok yakma bağışıklı karakter alabilirsiniz. Yani Iceman olur, Mephisto olur, Gümüş Sörfçü olur ki Gümüş Sörfçü burada yakmadan dolayı 30 saniye boyunca sağlıklı doldurur arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim ama sunspot abi abartı hasar veriyor. Yani dikkat edin. L1 atmadan L2 ile adam öldüreceğim yani. Sonuçta 76-80K hasarı var abi. Saldığı var. Biliyorsunuz biz sunspot düz vuruşlarla hiçbir şey yapma. Sadece L2 at 150K'dan fazla hasar verdiğimiz oldu. Kış askerine testini yapmıştık. O test videoları da çok güzel videolardı. Neyse yani gereken şeyi görmedi. İlgiyi görmedi. Görseydi şimdi şu anda Kamala'yla bile video çekiyorduk. Sağlık olsun. Devam edelim arkadaşlar. Hemen arkasında Given Pull var. Given Pull'un da karosuna baktığımızda aynı muhabbet. Artı özel saldırı atıldığında bam bam bam.
Ve burada Liverpool'un çok fazla yapacağı bir şey zaten yok. Sunspot abi. Hop. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Hemen önümüzde Yonda abimiz mevcut. Aynı muhabbet. Yakma korosu artı bir de engellenemez var. Yani 6 saniye boyunca engellenemiyor. Çek G'yi 6 saniye bekle veya git bir Leon'a vur falan filan. Genelde böyle şeyler. Şimdi bonus yemesi Sunspot'un çok önemli değil abi. 60K'ya 70K. Sunspot için şey çerez yani. L2 attığında ya yarısı fazla gidiyor zaten. Yarısı boşa gidiyor. Sunspot sınıf bonus aldığında L2'si 150'ye kadar çıkartıyor arkadaşlar. Yani sınıf bonus 7 zaman da düşsün 100'e abi. Daha ne olacak yani. Sunspot efsane bir karakter. Mutlaka almanızı, yükseltmenizi tavsiye. Kopyasızken bile yaşıyor. Bak onu baştan söyleyeyim yani. Teh, L1 attık. Biraz daha bekleyedik. Yakmadan öldü Gundi. Hop yola devam ve ikinci taş adam. Bu minibosu arkadaşlar. Bu minibosu biz canlı yayında almıştık. 4 yıldızla girdik. İlk girdiğimde 18K mine sağlığı kalmıştı. Tabi bu kadar sağlığı yok. 770K sağlığı yok. 300 falan vardır. 18-19K mine sağlığı kalmıştı canlı yayında. Ondan sonra ikinci partta da bir daha aldık arkadaşlar. Bu da bizim 3. yolumuz. Sağ taraftan arkadaşlar. Yok bu sağ taraftan mı? Hangi yolda bu? Bir yere girdim gidiyorum ama. Aynen sağ taraf arkadaşlar. Sağ taraftan yardırıyorum. 3. bölüm 5 numaralı yol. Bu taraftan yardırıyorum arkadaşlar. Yine yakma yolu. Bu sefer de rakibin üzerine yakma vereceksiniz. Bu sefer rakibe yakma vereceksiniz. Yakma vermezseniz patates olursunuz diyor ressam burada. Haberiniz olsun. Yakma hasarı verdiğimiz için de çat ağzına burnuna vurdum. Bir sonraki de Kaptan Marvel. Kaptan Marvel'da biraz sıkıntı var. Çünkü yok edilemezdik açı arkadaşlar. Ve özel saldırı engellenemeze düştüğü için hakikaten sıkıntıya sokuyor. Burnu biraz taktik yapmanız gerekiyor. Ben daha önce işte T7 falan D7 neyse oynadığım zamanlardan da biliyorum. Ya bana hep bu yol verilirdi abi. Hep yakma yolları bana kilitlenirdi. Artık aşina oluyor insan. Tecrübe oluyor. Bak iyi ki kilitlemişler zamanında. Buralarda da arkadaşlar yani bu Kaptan Marvel'ın tekniğini biraz bilmek lazım. Yoksa sıkıntı olur. Neden? Bak dikkat et. Kadının üzerindeki abi yükler çok hızlı bir şekilde artıyor. Şimdi yok edilemeze girecek. Burada arkadaşlar vurmayacaksınız. Üzerindeki yok edilemezlik bitene kadar bekleyeceksiniz. Yani riski almayın. L1, L2'si öyle tutuk atıyor ki sanki havada dalgalanarak geliyor abi. Normalde her zaman kaçtığın şeyden sıkıntıya düşebiliyorsun. Tamam. Şimdi tokatlayabilirsin. Geçti. Ve tabii ki burada rakibi özel saldırı attırmamak her zaman avantajlı. Onun da tabii ki teknikleri var. Onunla ilgili ayrı bir video yapabiliriz aslında. Ve arkadaşlar Kaptan Marvel'la oldukça kolay bir şekilde gıdıklıyoruz vatanı millete. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonrakinde kim var? Jane Foster. Jane Foster da keza aynı muhabbet. Fakat burada Jane Foster'a dikkat edin arkadaşlar. Çok fazla L1 atıyor. Yani L2'si tabii ki kolay. L1'i biraz yavaş geliyor. Hani alışık olmadığımız bir hızda geliyor. O yüzden L1'ine dikkat edersiniz. Eğer bu yoldan giderseniz. Gördüğünüz gibi son iki yolu yakma yollarını Sunspot çok rahat bir şekilde geçti. Asıl muhabbet dediğim gibi arkadaşlar. Yani yola uygun hero'lar almak. Yani ilk yol için mesela gittiğim yolda benim Corvus alsan 4 yıldız. İkinci ve üçüncü yol içinde mesela yakma bağışıklığı bir tane kızıl uluk al atıyorum mesela ya da alev adam al. İşte yakma bağışıklığı kim var başka? Void al. İşte neydi o Gundi'nin adı? Iceman'i al. Aklında kimse onları al. İkinci bölümde yakma veren adam al. Sunspot al. Clairvoyant al. Yani yakma başka kim verirse yine alev adam olabilir. Bu şekilde arkadaşlar rahatça geçilebilir. En azından ilk gün bakın eğer
D5 oynuyorsanız D7 de oynarsınız. Bak çok açık söylüyorum. D6 oynayamayabilirsiniz ama D7 hakikaten kolay. Gördüğünüz 60K 70K RAM'ların sağlığı var arkadaşlar. İnşallah video faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. İkinci gün videosunda inşallah görüşeceğiz.